teşekkürler. İftar programımıza hoş geldiniz diyorum. Sizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ramazan-ı Şerif'e ulaşmanın heyecanını, sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Rabbim güzel iklimi, nicelerini yaşamayı hepimize nasip etsin inşallah. Ramazan ayı, Kur'an ayı. İçerisinde bin aydan hayırlı Kadir gecesini barındıran ayı. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan uzaklaştıran aydır. Öncelikle Ramazan-ı Şerif'in Rabbül Alemin milletimize, memleketimize ve tüm insanlığa hayırlara vesile olması nasip etsin inşallah. Kıymetli aileler, bizim için şehitlik en yüce makamdır. Rabbül Alemin Kur'an-ı Kerim'de kendilerine rızık verilen, nimetlendirilen dört kesimden bahsediyor. Bunlardan peygamberler, sıddıklar, şehitler ve iyi kimselerdir. Bunlarla birlikte olanlar, arkadaşlık edenler ne güzeldir diye buyuruyor. Rabbim bunların şefaatine hepimizi nail eylesin inşallah. Şehitlik mertebesi, millet sevgisinin, vatan sevgisinin, bayrak ve din sevgisinin taşlandığı noktadır bizim için. Onun için şehitlerimiz bizim için çok kıymetlidir. Değerli şehit ailelerim, evlatlarınız bir gül bahçesine girercesine koşarak şehadet mertebesine erdiler. Rabbim hepsine rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Onlar her daim kalbimizdeki en müstesna yerlerini muhafaza edeceklerdir. Vatanları için gözlerini kırpmadan gazi olan değerli gazilerimiz, yakanızda taşımış olduğunuz madalyalar bu milletin onurudur, şerefidir. Sizlere hiçbir şekilde hakkınızı ödememiz mümkün değil. Bu millet, bu devlet sizleri hiçbir zaman unutmayacaktır. Sizlerin emaneti aziz vatanımızı her daim korumaya inşallah devam edeceğiz. Yüceltmeye devam edeceğiz. Önemli olan sizlerin hayır dualarını almaktır. Hayır duaları bizler için en büyük ödüldür. Dileriz ki bu dualarınızı hiçbir zaman eksik etmezsiniz. Ben bu vesileyle tekrar davetimize icabetinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Tüm gazilerimizi minnetle, rahmetle anıyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.